Merhabalar. Maalesef COVID-19 salgının ikinci kışına da yakalanmış durumdayız. Biraz morallerimiz bozuk. Ne olacak halimiz diye merak ediyoruz. Fakat bunun yanında geçtiğimiz günlerde iki Türk'ün başarısı şeklinde lanse ettiğimiz BioNTech firmasının aşısından sonra çalışan dört firmadan bir tanesi Moderna firması da yeni aşı konusunda güzel haberi verdi. Bir kere her şeyden evvel daha önceki aşı gibi bu da bir messenger RNA aşısı. Yani vücudumuz bu gelen taşıyıcı kodu kullanarak bir COVID benzeri protein sentezliyor. Ve bunun sonucunda da bağışıklık sistemi bu proteine karşı antikor üretiyor. Bu antikorlar da T lenfositleri harekete geçirerek COVID-19'u yakaladığı yerde mahvediyor. İşin özeti bu. Tabii messenger RNA denilince bazı insanlar işte bize çip mi yerleştirecekler tarzında bir takım düşüncelere sahip oluyorlar. Şöyle söyleyeyim, grip aşısı %50-70 koruyuculuğu var ve grip aşısı ya inaktif virüs ya da zayıflatılmış virüs tarzında bir aşı. Düşünün şimdi COVID-19'u zayıflatılmış bir şekilde vermeye kalksak ve %50-60 korusa, geri kalanında hastalansa, Allah korusun ölse pek bir anlam ifade eder mi? Etmez. Dolayısıyla messenger RNA bir yerde zorunluluk gibi. Şimdi bir BioNTech firması var, bir Moderna firması var. Şimdi bunların aşılarını bir karşılaştıralım. Çok basit ve kısıtlı bilgilerle karşılaştırıyoruz tabii ki. Messenger RNA aşısı ikisi de. BioNTech yani Türklerin geliştirdiği aşı %90, Almanya'daki Türklerin. Moderna'nın %94,5 koruyuculuğu var. Birisi 3 haftada 2 doz, öbürü ise 4 haftada 2 doz kullanılıyor. BioNTech'in aşısı -70 derecede, buna karşın Moderna'nın aşısı -20 derecede ve 6 ay saklanabiliyor. Sanki biraz daha Moderna bu açıdan bir adım önde gibi. Moderna aşısı ile ilgili bu son çalışmalarla beraber firma 3 hafta içinde dağıtıma başlayacağı gibi bir haber açıkladı. Bu gerçekten önemli bir haber. Bu aşının da kahramanı Profesör Doktor Moore. Daha 4 seneden beri bu firmada çalışıyor. Dünyanın en ünlü virologlarından bir tanesi. Tabii biz de merakla bekliyoruz. Acaba bu aşı bize ne zaman gelecekti? Size şimdi birkaç tane haber vereyim bu konuda. Ülkemizle ilgili değil ama bir fikir sahibi olabilirsiniz. Avrupa Birliği tam 5 ayrı firmadan 200 milyon doz aşı sipariş etmiş bu durumda. Bu çok mantıklı. Hep aynı firmadan almaya gerek yok. Birkaç değişik firmadan almak gayet iyi. Ve hedef yıl sonuna kadar Avrupa Birliği'nde yaşlıları ve risk gruplarını aşılamak. Başta sağlık personeli olmak üzere. Çünkü onlara ihtiyacımız var. İngiltere'nin ise şöyle bir planı var. 2021 Mart sonuna kadar bütün İngiltere'yi aşılamak arzusundalar. Yani 4-5 ay içerisinde böyle bir gelişme olabilir. Peki bizde ne zaman olacak? Onu henüz bilmiyorum ama en azından 2021'in ilk yarısı diye düşünebiliriz. Efendim çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.